geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve meme estetiği diyerek hemen başlayalım. Hocam, göz ameliyatına gelen hastaların en çok sıklıkla karşılaştığı sorunlarla başlayalım mı? Evet, meme dokusu bayanlarda çok önemli bir doku. Bununla ilgili bir sorun yaşadıklarında kendilerini kötü hissediyorlar ve bunu düzeltmek üzere bize başvuruyorlar. Sıklıkla ilk gelen hastanın bize sorduğu soru, istediği bir şeklin ortaya çıkıp çıkamayacağı, yani bizim onun istediği sonucu verip veremeyeceğimiz. Bu anlaşılması gereken çok önemli bir konu. Çünkü bazen gerçek dışı talepler de olabiliyor. Hasta ile hekim arasında bu konunun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Diğer bir soru ise, bu işlem sırasında ne kadar iş gücü kaybı olacak? Ağırlı bir işlem midir? Bu soruların cevaplarını almak istiyorlar. Biz de bu aşamada ne kadar çok soru sorarlarsa o kadar mutlu oluyoruz. Çünkü bu konuların herhangi bir girişimden önce anlaşılması çok çok önemli. Bütün bu konular anlaşıldıktan sonra her şey uygunsa hastayı ameliyata hazırlıyoruz. Peki meme estetiğinde en çok yaptığınız ameliyat hangi duruma yönelik? Meme estetiğinde birkaç değişik sebeple hastalar bize başvurabiliyor. Birinci grup, göğüs miktarı, meme miktarı küçük olan hastalar. Bunlar tabii ki büyütme amacıyla başvuruyorlar. Diğer bir grup, sarkma olan gruplar. Ben bu arada hiçbir şey sormuyorum, fark ettiniz değil mi? Merakla dinliyorum şu anda. Şunları ben not aldım ama ben bunların hepsini soracağım ha. Hazırlandın değil mi? Şaka bir tarafa. Hepsini cevaplayabiliriz. Şaka bir tarafa, gerçekten çok ciddi bir konu ve günümüzün hep bu yaş grubunu ilgilendiren bir problem değil mi? Her yaş grubunu ilgilendirebiliyor. Genç bayanlar daha çok büyütme amacıyla bize başvuruyorlar. Daha ileri yaşlarda ise sarkıklık veya bir doğum sonrası oluşan deformasyonlar ve sıklıkla da büyüklük. Türkiye'de çok sık karşılaştığımız bir durum. Buna bağlı sorunlarla hastalar bize başvurabiliyor. Peki hocam, yeri gelmişken çok önemli bir konuya da değinelim istiyorum. Genelde biz toplumumuzda maalesef, zannediyorum siz de bununla ilgili bir durumdan müzdaripsiniz. Genelde hep geldiğimiz zaman göğsüm ağrıyor, göğsümde şöyle bir problem var ya da göğsümle ilgili şöyle bir şey istiyorum diye karşılaşıyor. Ama aslında bizim, özellikle biz kadınların söylemesi gereken şey meme kelimesi, öyle değil mi? Çünkü evet. Göğüs ve meme çok birbirinden farklı ve dolayısıyla da müdahale edilmesi gereken şeyler de çok birbirinden farklı oluyor, öyle değil mi? Yani sağlık açısından da çok önemli bir konu bu. Evet, göğüs tanım olarak üst gövdemizin tamamına verdiğimiz bir isim. Meme ise meme dokusu. Bu sıklıkla belki kelimeyi kullanmaktan utandıkları için olabilir. Maalesef. Göğüs diye sorabiliyorlar. Biz ondan sonra aslında meme demek istediğini konuşmalar başladıktan sonra anlayabiliyoruz. Haklısınız. Yeri gelmişken bununla ilgili açıklama yaptığınız için de ben özellikle kendi adıma da ve kadınlar adına da teşekkür etmek istiyorum. Şimdi meme estetiğiyle alakalı ben bir şey sorabilir miyim ya Aykut'cum? Tabii ki. Çok enteresan. Burunla alakalı hep bir kılıf uydurulur. Derler ki ya burnumda et vardı da, yok burnum eğikti de o yüzden ben ameliyat oldum da falan. Halbuki canı estetik istiyor. Yani sonuçta estetik yaptırması lazım. Kendinden, burnundan mutlu değil. Doğru mu? Peki memede ne yapıyorlar? Memede de bir böyle kılıf var mı? Yoksa direkt olarak artık normal şartlarda ya ben bu göğsümden memnun değilim, ya küçülteceğim ya büyüteceğim diyerek çat kapı gelen illaki vardır ama kılıf uydurmak istediklerinde ne çıkıyor? Meme hastaları bu konuda daha dürüst diyebilirim. Aa, süper. Örneğin bir genç kızı düşünelim. Göğsü küçük, yani memesi küçük. Bununla ilgili rahatsızlık duyuyor. Bazıları kendimi bayan gibi hissetmiyorum diye de ifade edebiliyorlar. Çok açık net bunu bu şekilde söyleyerek geliyorlar. Zaten buna bir bahane olamaz. En fazla bahane şöyle olabilir. İşte ailesiyle birlikte geldiğinde onları da ikna etmek için psikolojimi bozuyor diyebiliyorlar. Veya bunun kamuflajı için kullandığım kıyafetler bende sorun yaratıyor diyebiliyorlar. Ama tabii ki esas amaçları büyütme. Ama büyük meme büyüklüğü için gelenlerde ise açıkçası bazılarında herhangi bir kılıfa gerek yok. Zaten ağrı, bel ağrısı, sırt ağrısı yapabilen bir durum. Evet. Özellikle orta ve üst grup, yani büyüklük açısından. Onlar direkt zaten şikayetlerini söylüyorlar. Evet, aslında dediğiniz doğru. Ben özellikle de şunu gözlemliyorum. Bir hekim olarak
ikisi arasındaki yürüyüş farkı bile var. Evet, postür bozukluğu. Yani yürüyüş farkı, omuzun arkaya gitmesi, boynun açısını düzeltmesi, omurgayı düzeltmesi. O göğsün küçüldüğü anlattık hemen oturuyor ve ağrılar ortadan kalkıyor, doğru. Bazen sizin branştan da bize yönlendirme olabiliyor. Tabii. Göğsünüz büyük, memeniz büyük. Bunun hafifletilmesi sizin sorununuzu azaltabilir veya düzeltebilir şeklinde yönlendirmeler de olabiliyor hastalar için. Peki meme büyütmenin ardından ilerideki dönemlerde herhangi bir sorun yaşıyor mu hastalar? Tabii bize gelen bu sorunla gelen bayanlar genç bayanlar daha çoklukla, yani hepsi değil ama genç bayanlar ve doğal olarak hayatının genç döneminde ömür boyu sürecek olan bu süreçle ilgili bir takım endişeleri oluyor. En çok sorulan bunun için kullanacağınız madde, ki halk arasında silikon deniyor, bana kanser yapar mı? Onun dışında gebe kaldığım zaman süt verebilir miyim? Çıkarmam gerekir mi gibi sorularla geliyorlar. Kanser konusu artık net bir konu. Daha doğrusu meme silikonu dünyada zamana karşı çok iyi test edilmiş bir operasyon. 1950'lerden 60'lardan itibaren yapılıyor. Çok geniş hasta serileri, çok uzun takip edilmiş. Kanser yapmadığını söyleyebiliyoruz. Onun dışında gebe kalıp süt verme, bu fonksiyonunun bozulması ile ilgili de hastalar rahat olabilirler. Meme dokusunun içine konmadığı için bu madde, meme dokusunun altında olduğu için, hatta kas altında olabildiği için zaman zaman süt vermeye veya emzirmeye doğrudan bir etki ettiğini söyleyemeyiz. Peki engellemekten bahsetmişken aktif spor hayatı olan veya sporcu olan insanlarla ilgili herhangi bir sorun yaşanıyor mu? Evet, zaman zaman aktif spor yapan veya çok aktif hayatı olan hastalar, ki benim gözlemlediğim kadarıyla spor yapan bayanlarda genellikle meme küçük oluyor. Bu amaçla geliyorlar ama endişeyle. Acaba bu sporu ben devamlı yapabilir miyim? Mesela profesyonel sporcu da olabiliyor. Bu durumda tabii özellikle yaptığı sporla ilgili olarak, örneğin tenis veya yüzme gibi göğüs kaslarını kullanıyorsa hasta, yapacağımız ameliyatın planlamasını ona göre yapıyoruz. Yani göğüs kaslarının en az etkileneceği şekilde ya da etkilenmeyeceği şekilde bir planlama yapmak zorundayız. Böyle bir ameliyat geçirdiği zaman bir sporcu hasta, erken dönemde tabii ki kısıtlamalar oluyor. 15-20 gün hiçbir spor aktivitesine müsaade etmiyoruz. Daha sonraki dönemde yapılan ameliyata ve hastanın durumuna göre kademeli olarak müsaade ediyoruz. Ama hayatının gelecek, yani geç döneminde ise yaptığı sporla ilgili hiçbir kısıtlama yok. Peki büyütme veya küçültme işlemiyle ilgili arasında farklar var mı? Yine aşağı yukarı aynı yol mu izleniyor? Ameliyat öncesi hazırlık açısından mı? Hem öncesi hem de sonrası. Bazı farklar var. Özellikle küçültme ameliyatı için düşünürsek, çok büyük bir memesi olan hastanın ameliyat sonrası iyileşme ve ayağa kalkma veya normal işine dönme süresi birazcık daha uzun olabilir. Genellikle 5-7 günlük bir süreç içerisinde normal hayatlarına dönebiliyor diyebiliriz. Ben hani şey açısından spor yapan falan dedik ama sporda birden benim aklıma takılan, tabii ki küçük olsa her zaman onu istediğiniz kamuflajı yapabilirsiniz, istediğiniz şekle gösterebilirsiniz ama büyük olunca onu bir şekilde sporda, aktif sporda kullanamazsınız. Çok da etkiler. Bunun peki yaşı var mı? Mesela atıyorum çocuğu 14-15 yaşında sekonder seks karakteri gelişmeye başladı ama aktif voleybolcu bir kızımız. Şimdi 13-14 yaşında, 15 yaşında büyük göğüsü küçültme ameliyatı mesela yapılabilir mi? Tamamen spontan bir soru sorayım. Evet, çok iyi bir soru sordun. Şimdi tabii genel olarak bir meme estetiği için başvuran hasta ya bayanın 18 yaşının üstünde olması, estetik bir ameliyat için gerekli gördüğümüz bir koşuldur. Ancak memenin çok büyük olması, ki burada bazı hastalıklar da olabilir, mesela hormonal duyarlılık gibi. Hastayı 14-15-16 yaşlarında çok büyük bir meme ile karşı karşıya bırakabilir. Tabii bunun yaratacağı fonksiyonel zorluklar, yapacağı sporu veya hatta onu bırakın günlük yaşantısını da etkileyebilir. Burada artık olayı estetik dışında düşünmek gerekiyor. Sağlık. Evet. Böyle bir hasta geldiğinde, evet tabii bir sağlık problemi, günlük aktivitesini kısıtlayan bir meme büyüklüğü de olsa bir sağlık problemi. Bunun sebebi bulunduktan sonra, örneğin hormonsal aşırı duyarlılık veya bambaşka bir sebep de olabilir. Eğer uygunsa biz ameliyat yapabiliyoruz hastanın normal günlük aktivitelerine dönebilmesi için. Ve gelelim istiyorum ben erkeklerde meme estetiğine.
Evet, bana baktınız ama. Yok, şundan dolayı baktım. Ya evet. Meme estetiği var mı erkeklerde? Var. Bir şeyine biliyorsa ya. Yani ben şeyine evet takdir ediyorum şu anda. Erkeklerde meme estetiği birden düşündüm. Evet, onlarda da büyüklük var, doğru. Yani. Büyüklük küçüklükten ziyade zannediyorum onların da karşılaşmış olduğu bazı özellikle sağlıksal sorunlar da var. Öyle değil mi? Sizin karşılaştığınız durumlardan biraz bahsedelim mi? Evet. Erkekler meme görünümünden rahatsız olmak üzere daha çok büyüklükle geliyorlar. Çok nadiren erkekte de bir az da olsa meme dokusu olduğu için bunun çeşitli hastalıkları var. Örneğin kanser olabilir. Bu amaçla da gelmekle birlikte en sık sebep erkekte memenin büyük olması. Bayanlar nasıl küçük olmasına rahatsızsa bir erkekte memenin büyük olmasına rahatsızlık duyuyor. Özellikle ergenlik yaşından sonra ortaya çıkan bu durum eğer gerilemez ise hastalarda büyük sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Mesela plaja giderken utanıyorum diyebiliyor. Ve diğer sosyal ilişkilerinde, özel ilişkilerinde çok rahatsızlık duyanlar olabiliyor. İçine kapanabiliyor. Hatta tedavi olabildiğini bilmeyebiliyorlar. Bu durumda başvuran bir hastaya bu erkeklerdeki meme ameliyatları bayanlara göre nispeten hasta açısından daha kolay. Çünkü kesi veya dikişler genellikle yapılmıyor özel bazı durumlar dışında. Çok küçük bazı giriş delikleriyle 1-2 milimetrelik ya da 3 milimetrelik bu fazla doku alınabiliyor. İstedikleri, arzu ettikleri görüntüye ulaşıp aynı gün içerisinde bile hastaneden taburcu olabiliyorlar. Tabii süt verme telaşı olmadığı yok için. Onlar da rahatız. Rahat. Bir şey söyleyeceğim. Aslında benim aklıma gelmedi ama mesela ben çok işte haftada 4 gün spor yaparım. Sporda özellikle göğüs kaslarımı güçlendireyim diye uğraşırım falan filan. Hani çünkü bizde saatlerce ameliyatta gerçekten ayakta durmanız lazım. Dinç bir fizik lazım. Ben ama hep şunu düşünmüştüm. Sporu bırakmamam lazım. Bıraktığım an bütün kaslarım gevşer. Ama ben hiç göğsün gevşeyeceğini falan düşünmedim. Bu mesela sizde etken mi yoksa tamamen süt beziyle alakalı mı erkeklerdeki? Göğsün sarkması olması. Spor yapan ve bunu bıraktığı zaman sarkacağını düşünmüyorum. Çünkü erkeklerde memenin bir bayan kadar büyük olmasının koşulu özel bir hormonal hastalık yok ise yağ fazlasıdır. Yani çok kilodur. Kiloya bağlı meme dokusu çok büyür. Zayıfladığı zaman da bir bayan memesi gibi olanlar da görüyoruz. Sarkar. Genellikle sebep budur. Sizin gibi aktif spor yapan, hele günde haftada 4 çok iyi bir rakam. Bıraktığı zaman herhangi bir sarkma olacağını düşünmüyorum. Süper. Büyük de olsa sarkmaz. Rahat rahat yapabiliriz. Kesinlikle. Peki. Şenay bir şey buyurun hocam. Yok buyurun. Ben kadınlara tekrar dönmek istiyorum. Kadınların estetiklerinde küçük yaştan bahsettik ama büyük yaş sınırımız var mı? Ben mi kafamda bir şey yapıyorum? Mesela menopoz diyoruz bazen insanlarda sınırlayıcı ama sizde böyle bir sınırlama var mı? Yok diyebiliriz. Yani genel olarak zaten bir hastalığı olan hasta bize meme estetiği için başvurmaz. İleri yaşlarda bir hasta bize bu amaçla başvuruyorsa ciddi sıkıntıları var demektir. Eğer genel sağlık sorunu yok ise hastanın, bir anestezi almaya engel durumu yok ise üst yaş sınırı yok diyebiliriz. Peki bu arada ben müsaade ederseniz bir şey daha yine yineleyelim istiyorum. Hem erkekler için hem de kadınlar için memeyle ilgili, meme demekten de utanmayalım bu arada. Hem sağlığımız için hem de psikolojimiz için. Bununla ilgili doktora başvurmamız, bununla ilgili konuşmamız veya bu ameliyatları yaptırmamız maalesef bizi utandırıyor. Sizin gibi değerli bir hocamız varken bunun tekrardan bir altını çizelim istiyorum hocam. Evet, muayeneye gelmeye utanan, geldiği zaman muayene olmaktan utanan hastalarla karşılaşıyoruz. Yani çoğu zaman değil belki ama istisna da olsa maalesef sözünü kestim özür diliyorum. Evet. Hastalar var. Karşılaşabiliyoruz ama giderek bunun daha iyileştiğini gözlemliyorum. Özellikle eşiyle birlikte gelmelerini istiyoruz hastaların. Daha rahat oluyorlar. Muayene ortamında bir bayan daha bulunduruyoruz. Bir hemşire hanım oluyor yanımızda. Bu şekilde biraz daha rahatlatmaya çalışıyoruz hastaları. Ama dediğiniz gibi hala bazı böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Dediğiniz gibi daha özellikle erkeklerde meme estetiği olduğundan bile haberdar olmayan beyler var. Sonuçta hem psikolojimiz hem de sağlığımız çok çok önemli. Biraz da bu ameliyat ve muayene süreçlerinden bahsedelim istiyorum. Evet, bize bütün estetik ameliyatlarda aşağı yukarı aynı olmakla birlikte meme estetiği de benzer durumlar içeriyor. Öncelikle gelip sorunlarını bildiriyorlar. Bir ön muayene yapıyoruz.
Ondan sonra bütün aklında olan soruları sormasını istiyoruz hastanın. Mümkünse ameliyattan önce iki muayene yapmak istiyoruz. Çünkü hastalar ilk geldiklerinde akıllarına bazı sorular gelmeyebiliyor. Bunun için bize telefonla da tekrar dönüşler olabiliyor. Elinde listeyle gelenler oluyor. Onları tabii daha hoşumuza gidiyor. Çünkü ne istediğini biliyor, ne cevaplanması istediği soruları elinde. Bunlar tamam olduktan sonra randevu işini hallediyoruz. Hangi gün ameliyat olacağının planlamasını yapıyoruz. Ameliyat günü hastanede hastamız 2-3 saat önce gelip bütün gerekli tetkikleri o sırada yapılıyor. Bu arada çok özür dilerim. Hı. Yapılamayacak kriterde hastamız var mı? Yani mesela meme büyütme veya küçültme dedik, sağlık sorunu el veriyorsa ama meme büyütmeyle alakalı bu asla ameliyat olamaz. Erkeklerde veya bayanlarda asla ameliyat olamaz dediğimiz bir grup var mı? Hani en azından buradan bu mesajı verelim. Ameliyat günü yapılan tetkikler sonucunda büyütmeyle ilgili şöyle bir sürpriz olabiliyor. Hastanın kanı beklenenin çok altında düşük çıkabiliyor. Hemoglobin değeri dediğimiz değer. Bu şekilde bırakın ameliyat olmayı herhangi bir şekilde anestezi alması bile mümkün olmuyor. Maalesef ameliyat kalıyor. Hiçbir şekilde ameliyat olmaz diyemeyiz ama bir takım sorunları olabilir. Onlardan dolayı ameliyat ertelenebilir. Ama direkt şu ameliyat olmaz diyebileceğim, eğer bir hastalığı yoksa tabii. Örneğin ağır bir kalp hastalığı varsa hiçbir zaman olamayabilir. İllaki. Kapasitesi yeterli değildir kalbin böyle bir ameliyat için. Ama onun dışında düzeltilebilir sorunlarla karşılaşıyoruz. Evet, ağzınıza sağlık. Vallahi bu pazarınızı bize ayırdınız. İzleyicilerimizle beraber bu bilgileri paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Toparlayacak olursak özellikle bir mesaj atalım izleyicilerimize. Yani buradan belki ebeveynler de bir mesaj alabilir. Belki eşler de bir mesaj alabilir. Çarpıcı bir cümlenizi alalım sizin. Bayan için meme kendini bayan veya kadın hissedebilmesi açısından çok önemli bir yapı ya da organ diyelim. Bundan rahatsız oluyorsa karşı çıkan aile veya eşin tekrar bir daha düşünmesini değil mi? Düşünürüz. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hem ağzınıza sağlık hem ayaklarınıza sağlık.